Yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Kırgızistan'ın önemli akarsularından biri olan Narın Nehri boyunca ilerliyoruz. Ekibimiz biraz kalabalık olduğundan 3 araçla birlikte yola koyuluyoruz. Songöl'e doğru yolculuğumuzu sürdürürken Kurtka köyü yakınlarında aracımızın lastiği patlıyor. Kurtka köyünün girişinde yol ikiye ayrılıyor. Sağa giden yol Songöl'e gidiyor. Ancak aracımızın lastiği patladığı için biz köyün içine giriyoruz. Aracımızın lastiği yapılırken köyün içine girmek gibi bir plan yapıyorum. Böyle durumları değerlendirmek gerek tabii. Songöl yolculuğunu yapıyorduk. Arabamızın lastiği patladı. Bu nedenle zorunlu bir mola verdik. Araçlar arkada, arabanın lastiği yapılırken biz de Kurtka köyünün içine doğru girmeye başladık Cihan arkadaşımla. Köyler çok bakir. Sovyet döneminde geri bırakılmış köyler bunlar. Yalnız köyün merkezi biraz daha ileride sanki. Oraya kadar gitmem muhtemelen. Evet, burası Songöl'e 50 kilometre kala Kurtka köyü. Kuş sesleri ve sessizlik hakim. Burada bir meyve ağacı var. Eriye benziyor. Yenecek bir şeyse toplayacağım. Tabi bu tüm Orta Asya köylerinde veya Altay taraflarında da hep bu eski kamyonlar kullanılıyor. Rus döneminden kalma Kamaz marka kamyonetler. Burada bir meyve var ama elma mı acaba? Evet, bu bir elma. İlginç, kıpkırmızı, küçücük. Bir adam geliyor. Bir tane aldım, bakalım ne olacak. Alan mı? Alma, alan mı bundan? Ha? Alma, alsam bola mı? Ha, sağ ol. Rahmat. Rahmat. Ha, Türkiye'den. Ha? Türkiye'den. Aa, Türkiye. Türkiye, he he. Aa, vay. Dikkat edin bana. Eyvallah. Ha, çok hoş sizi. Songöl ekitemiz. Ha. Songöl ekitemiz. Bizim maşinanın lastik pump. Maşina tam. Ha. 3 tane araba var bizde. 3 araba. Birisinin lastik patladı. Onu araba kaput. Kaput? Kaput. Kaput. Düşündün mü? Evet. Hı-hı. Alma güzel. Ha, Almanın adı ne? Ya bilemedim. Bilemedin mi? Ya ben de başka yerde bunda. Başka yerde mi? Kurkalı, Kurkalı emes misin? Ya Kurkalı emes. He. Kaydan geldin buna? Karabürgen degen ha, dokuzmuş bu da. He, Karabürgen'de mi geldin? He. Karabürgen, Irak mı? Oo, Bayatlılar. Oo. Biz Oştankilemiz. He, ha. Oştan, Kazarman, ha. Saymalıtaş, bunda Songöl, Bökümbayev, Istıkköl, Bişkek. Ülkitemiz. Yoksa ben Taygeler'im var da Kurtkadaş. Hmm. Tayger biliyorsun da. Tayge ne? Apam Törkünür de. Apam Hüseyinlik bulan da ne kuşlar. O şuan Tuğgan'a düşecek yerden. Apayın Tuğganları mı var? Yeğenlerim var yani. Biz yeğen eytemiz. Yeğen aytamız biz. Senin, apanın balaları. Bundalar. Ya uçura şart git var da mıydı tapınak. Yani tuğluk buldu orayı zaten. Ama bu sigara içme. İçme sigara. Bunu bulur. İçme içme kötü. Dilatela eça apasına. Panimayış. Panimayış. Eyvallah. Eyvallah.
Ben gönül adında mı çevik? Ayrıca 100 gramda içiydi. Gidelim mi böyle? Gitesin mi sen böyle? Gidelim. Kayga gitesin. Neyse, paro çıkarım. Ne kavarım prosta? Kanka zavut var. Mehmet. 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 Senin adın ne? Canbek. 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 Eyvallah. 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 Ha Cengiz, Cengiz. Sizin bunda turmuş kayısı? Turmuş? Jizm kak. Jizm normal, хороший, плохо. Ну хороший. Хороший, да. Ну, у меня 4 сына. 2 дочери, 2 мальчика. 2 İki oğlan, iki kızın mı var? Senin yaşın kaç? Kança yaş? Oo, yaş. 54 yaşım. 54. 52. 52. Daha yaşsın. Yaşsın, yaşsın. Rahmet, rahmet. Böylece hep duruyorsun, yarabbim. Ama sigara, kuloka dilatıyla. Ben gönlü attım usta. Gidelim mi? Gittik hadi. Akuza uyuyorsun. Mı? Sonköl ekitemiz. Sonköl. Bilesin mi Sonköl? Bilem, bilem. Baralek mi? Uğup duruyorum da. He? Baralek mi arkadaş? Sonköl'e baramız. Sonköl'de uyuyamız. Isık köl ekitemiz. Isık gölde uyuyamız. Bişkek ekitemiz. Düşündün mü? Sabah yeş parmik. 31 kişi biz. 30 Oo. Kişi biz. 31 kişi biz. Karaca. Bizning til 1. Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Altay, Hakasya, Tuva, Azerbaycan, Türkmenistan. Bizning til 1. Bizning eneler. Atalar, apalar, bir G. Bir ananın karnından bulduk biz. Siz, biz. Bilesin mi? Biz hepimiz Türk. Benim bir karnındaşım var da. Beş karnındaş. Beş karnındaş var. Benim bir karnındaşım var da biliyorum. Bir karnındaşım var. O da Türkiye'de. Türkiye'de mi? Aslı Saltanat. Saltanat. Adı Saltanat. Türkiye'de kayda caşı. İstanbul, bilemeyeceğim. Ankara, Antalya. Bilemeyeceksin. Tamam. Ey Allah. Narın Nehri'ni bir sağımıza, bir solumuza alarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Sadece araçlarla ilgili sorun yaşasak iyi. Bazen kendimizde sorunlar yaşayabiliyoruz. Çekim mi yapıyorsunuz? Evet. Hiç benle ilgili. Gezi nasıl gidiyor? Güzel değil mi? Gezi harika gidiyor. Benim keyfim yerinde. Sadece insanların önüne böyle uğraştırıyorum, onu üzülüyorum. Yoksa geldiğim yer manzara harikaydı. Şimdi ben bununla iyileşeceğim ve zirveye çıkacağım Perşembe günü. İnşallah. 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 İyisin ama iyi gördüm. Seni. İyi. Moralimin de düzeldim bence. Evet. Serum uyuyunca. Evet. Herhalde daha da iyi olacağım. Acıma dedik Gülever ablaya. Acıma der herhalde. Acıma dedik. Bir yerden geçtim. Sen öyle dedin diye. Tamam. Zaten taktık serumu derken şaşırmaya başladım. İnce şey olmuyor. Neyse iyi ya, ne yapalım. Bazen olur böyle şeyler. Bazen mi? Ben de İran'da yatmıştım aslında. Bazen mi? Herkesin doluyor. Narın bölgesinin işte Aktala ilçesi. Aktala ilçesinin Kurtka köyü var burada işte. Biraz önce geçtik o. Şey yapacağız. Burası işte Kurtka köyü de neyle ünlü? İşte iki tane kahraman var burada. Taylak ve Atantay diye iki kardeşler. Bunlar Çin'e karşı savaşmış. İşte bu Kırgız, buralar, bu toprakları Çinlilerin istilasına karşı korumuş olan insanlar. Onların işte orada mesela öldüğü, doğduğu ve öldüğü seneler yazıyor. 1796'da doğmuşlar. 1837'de ölmüşler. Çok böyle iri yarı, çok böyle
yani Bahadır olduklarına, yani zaten oradan şey oldu. Çok iri yarı ve işte Taylağ'ın da bir özelliği de çok uzun, böyle bir bıyıklı olması diyorlar. Çok o kadar uzunmuş ki alıp böyle kulağının üstüne atıyormuş böyle. İşte öyle bir heykeli de var mesela işte Bayetov köyünde. Dediğim gibi bu buralar zamanında hep ya Kırgızlar, mesela Kırgızlar var. Kırgızlar aşıyor. Oradan Çinliler geliyor, istila ediyor. Bunlar Kırgızlar dağlara kaçıyor. Tekrar geliyor, onlar alıyor. Yani böyle bir olmuş bir topraklar. Evet, hep el değiştirmiş topraklar. Mesela benim doğduğum köy şu anda Bayetov'da. Yani Bayetov o ünlü bir işte şey müzisyen. Müzisyen ve besteci. Onun ismini almış bir köy. Ama önceden onun ismi Dörbölcün'dü. Dörbölcün demek dörtgen demektir. Dörtgen. Şey Çince dörtgen demekmiş. Yani ismi Dörbölcün ama. Evet. Buralardaki işte buralarda hep Çinlerin hep gelip gitmiş toprakları. Artı bir de işte bu Kurtka köyü de işte bu Taylak ve Atantay'ın, yani böyle korgon diyoruz biz, bilmiyorum. Mezar. Korgon demek, yok mezar değil, mezar değil. Korgon demek korunmuş demek. Korunmuş ha. Dörtgen şeklinde işte şey ne şehir diye, kale. Yani işte kale varmış buralarda. İşte o kalede işte Çinlilere karşı savaşmak için kullanılmış bir kaleymiş, yani bu buraları korumak için. Bütün toprak yapılarda olduğu gibi o toprak kaleden de eser kalmamış. Erimiş sur duvarlarının olduğu yerde küçük bir yükseklik var, o kadar. Atantay ve Taylak adlı Kırgız kahramanların yanı başına modern zamanda da topraktan mezarlar yapılmış. Kırgız mezarlıkları ilginçtir, hepsi ev şeklinde yapılmış. Yaşamış olduğu kentlerde ya da köylerde bu mimariden vazgeçmiş olsalar da mezarlıklarında hala toprak mimarisini sürdürmekteler. Bu toprak işçilikler farklı bir şey daha anlatıyor. Kırgızlar hala bu işçiliği sürdürüyorlar ve hala köylerinde, kentlerinde bu tip mezar yapılarını yapan ustaları var. Isık Göl'ün güneyindeki bir köyün mezarlığındayız. Eski mezarlar ev formunda, ancak yeni mezarlarsa kurgan formunda, yuvarlak daire şeklinde taşlar yığılarak oluşturulmuş. Bu da İslamlaşmış Kırgızların hala binlerce yıllık kurgan geleneğini sürdürdüklerinin bir göstergesidir aslında. İlgi alanım olmasından mıdır nedir, yol kenarındaki kurganları fark ediyorum. Evet, burası da Kırgızistan'daki kurganlardan bir tanesi. İki tane kurgan var burada. Bu bir kurgan arkadaşlar. İçini hazineciler ya da arkeologlar açmış. Altay'da gördüğümüz kurganların bir benzeri. Bu resmen bir kurgandır. İlk etapta iki tane olduğunu düşündüğümüz kurganlara araçtan indikten sonra görüntü alanımıza girmelerinden dolayı yenileri ekleniyor. Bu kurganlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ama daha önce görmüş olduğumuz kurganlara dayalı olarak diyebiliriz ki bunlar Hun kurganlarıdır. Hun dönemi kurganlarıdır. Çünkü bu kurganlar dış görünüş olarak pazar kültürüne aitmiş hissi uyandırıyor. Bunlar direkt kurgan zaten ve yol boyu hep kurgan doluydu. Burası demek ki eski Türkler açısından kutsal bir yer. Burada da küçük kurganlar var. Küçük kurganlar genellikle hazineciler ve arkeologlar tarafından açılmıyor çünkü. Kurganın küçük olması demek rütbe bakımından sıradan bir insan demek. Bu nedenle bu kurganları açmıyorlar. Bu da yine bir kurgan. Songöl çevresindeki kurganlardan bir tanesi daha. Burası Songöl'e yaklaşık 40-45 kilometre uzaklıkta bir yer. Bökümbayev köyüne doğru gidiyoruz. Narın istikametinde ilerliyoruz. Bu bölge bir vadi boyunca bir kurgan alanı. Kurganların Türk tarihi açısından önemi çok büyük. Ancak
Tanrı Dağları gibi kutlu dağların havasını soluyor olmak da ayrı bir duygu. Keçe çadır bu işte. Şimdi Narın'a doğru yola koyulduk. Hoş il sınırından çıktık ve Narın il sınırına girdik 2800'lü rakımda.
Kırgızistan'da Koçkor'dayız. Burası bir ilçe. Ama iyi kötü bir şeyler bulunuyor. Büyük marketler var. Çok şey bulunuyor. Koçkor'da bir markete girdik. Büyük bir markete. Aslında bizim işimiz değil böyle şeyler ama burada Türk malı bazı şeyler görünce çekeyim dedim. Ta buralara kadar Türk malı gelmiş yani. Güzel bir duygu. Bu bölüm burada sona eriyor. Gelecek bölümde Karahanlıların başkenti, Kaşgarlı Mahmut'un ve Yusuf Has Hacib'in doğum yeri olan Balasagun'da görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.